Merhaba arkadaşlar. Bugün geçen gün bir ders paylaşmıştım. Mouse ile arkadaşlar bir ders paylaştım. Şöyle ki konusu. Mouse ile bir önceki tıkladığımız pozisyonun koordinatlarını alma. Böyle bir ilginç ders paylaşmıştık. Yani tıkladığımız anda değil. Bir de bir öncekinin neydi? Bir önceki pozisyonun koordinatlarını alıyordum. Onun altına bir yorum gelmişti. İşte soldan sağa açılır bir menü örneği gösterebilir misiniz? Ben tam orada anlamadım ama şöyle herhalde sosyal menülerden bahsediyor. Yani örneğin bu tarafta sol tarafta sabit ve üstüne geldiğinde onun açılmasını sağlayan bir menü. Ve bunlar sabit olacak. Şimdi başlayalım. Ben de işte iki tane fotoğraf ekledim. Direkt Google'dan ekledim. Siz artık kendinize göre. Burada işte div class sabit. İki tane sabit adında bir class'a yerleştirdim. Ve şimdi sayfanın kaymasını sağlamak için yani çok eklememiz lazım ki kaysın. Burada div işte kaçtan olsun? Şu anda 25'ten olsun ve içine lorem yazdıralım. Bakın tab tuşuna bastığımızda 25 tane div oluşturacak. İçine de lorem yazacağız. Tab tuşuna basalım. Bakalım bize yetti mi? Evet, Ctrl S. Web Store'un böyle bir güzelliği var. Sayfayı yenileyelim. Bakalım kayacak kadar var mı? Kayacak kadar bence var. Fotoğraflarda sayarsak. Olmazsa gene ekleriz. Sıkıntı yok. Şimdi sabit klaslarımızı gelin. Nasıl sabitleriz onu görelim. Şimdi sabit adlı klasımızı bir kere pozisyonu fixed olacak. Pozisyon fixed olduğumuzda arkadaşlar bakın. Best pozisyon neydi? Fixed sabitledi anlamına geliyor. Fix sabit demek. Yani oradan fixedle sabitledi anlamı. Bak şimdi sayfamızı kaydıralım. Bunların yeri hiçbirininki değişmediğini görebiliyoruz. İstediğimiz zaman istediğim kadar kaydır gene yeri değişmiyor. Şimdi bunları işte o zaman left verebiliriz. Örneğin left'i 0. Topu arkadaşlar mesela şu anda ben birine %30 veriyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Şimdi tamam bakın çok güzel ama bunlar hala düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi ben kapsayıcı olarak her birine width değeri %50 veriyor. 150 piksel verelim. Bakalım göz kararıyla artık bunu yapacağız. Yükseklik olarak 150 piksel verdim. Ctrl S yaptım. Sayfamı yeniledim. Bir de şöyle yapalım. Ctrl S yapalım. İsterse bir background şu anda verelim. Hani sınırları belli olsun diye. Ben burada bir neydi? Corn flow blue verelim. Burada bir neydi? Mısır mavisi verelim. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Evet sayfamız geldi. Şimdi bir bakalım. Background verdi. Resimler çok büyük olduğu için resimler kaplıyor. Sabitin içindeki resimlerin arkadaşlar bir kere ne yapacağım? Bakın yüksekliğini %98 yapalım. %98 yapalım. Ve neydi? Genişlik değerini de otomatik yapalım. Şöyle tam ters bir mantık oldu. Genelde hani ne oluyordu arkadaşlar? Genelde neydi? Genişlik otomatik, yükseklik otomatik. Ben burada tam tersi. Bakın tam üst, hepsi üst üste geldi işte. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz büyük olmuş. Burada isterse %100 yapalım ki artık anlaşalım bu konuda. Ölçülerinde sıkıntı olmasın. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Tamam güzel oldu arkadaşlar. Şimdi birinin nasıl ikincisinin biraz daha altta olmasını yapıyorum. Bunun için empty cheat kullanacağız. Ha, kaçıncı nesneye ulaşacağız? İkinci elemente ulaşacağız. Burada bir süslü parantezimizle bakın top diyorum. Bunu topuna kalk kullanacağız arkadaşlar. Şimdi %30'du bir önceki. Dedi 30 artı pardon 30 yüzde. Bak bilerek burada bir hatta yapıyorum. 30. Burada bunun yüksekliği ne kadar arkadaşlar? Ne? Yüksekliği 100. Bir de hani 10 piksellik bir boşluk bırakırsak 110 piksel olur. Ya buradaki mantığı anlayalım. Şimdi hala üst üste olacaklar. Bakın burada da altını çizdi. Sayfamızı yenileyelim. Herhangi bir değişimin olmadığını görebiliriz. Peki neden? Kalk kullanırken arkadaşlar mutlaka ama mutlaka buraya bir boşluk, buraya boşluk. Buradan sonra operatörümüzü kullanmalıyız. Artı ve eksi veya çarpı kullanırken mutlaka bir boşluk kullanmalısın. Şimdi bakın ne oldu? Arasına bir boşluk girecek şekilde bunlar ne oldu? Bunlar artık buraya sabitlendi. Şimdi üstüne geldiğinde arkadaşlar bunlar hareketlenmesini istiyorum. Bir kere ilk önce burada left değerine örneğin bir eksi 50 neydi piksel verelim. Burada 50 piksel verelim.
Kontrol list yapalım. Şimdi bir bakalım bir ne kadar içeri girmiş. Evet, şu anda iyi, fena değil. Burada resimleri bir border'ını isterseniz silelim. Bir border varsa bir silelim. Kontrol S yapalım. Ve tamam. Burada bir bakalım ne kadar içeri girmiş. Bu kadar bence iyi arkadaşlar. Bu kadar çok şey değil. Şimdi üstüne geldiğinde açılmasını istiyorum. Üstüne açılması. Şimdi sabitin üstüne geldiğinde. Bakın sabitin üstüne geldiğinde ne olsun? Left değeri 0 olsun. Şimdi kontrol S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Evet, bakalım üstüne geldik. Evet, açıldı. Bunların yavaş olmasını istiyorum. Onun için buraya translation eklememiz yeterli. Neydi? Translation ol diyerek bunu karşısına örneğin 1 saniye gibi bir süre istiyorum ben. Sayfamızı bir yenileyelim. Evet, bakın üstüne geldik. Bunlar açıldı arkadaşlar. Üstüne geldim. Bunlar açıldı. Artık bunlara biraz şekillendirelim. Örneğin bir border radius verelim. Neydi? Bir border radius verelim. İstersen %100 de verebiliriz. Siz nasıl bir şey istiyorsanız sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, resimler taştı. Resimlerin taşmasını engellemek için overflow over yazıp tab tuşuna bastığımızda overflow hidden, yani taşanları engelle. Bu şekilde de ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekilde de yapabilirsin ama ben daha estetik durması için bunun istersen %10'u verebiliriz. Şimdi sayfamızı bir bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle bence daha iyi durdu arkadaşlar. Şimdi resimlere de istersen %10 verelim. Neydi? Resimlere de bir border. Neydi? Radius %10 verelim arkadaşlar. %10 verelim. Burada isterseniz bir border verelim arkadaşlar. Neydi? Border 2 piksellik solid. Örnek bir ne olsun? Şu anda bir beyaz olsun. Ve kontrol S yapalım. Şimdi bir body'nin hemen hepsini bir renge boyayalım. Yani bir background olarak şu anda hani yaptığımızı görmek adına burada bir gibi bir renk verelim. Hani griye yakın bir renk yaptığımızı görmek adına. Evet, bakın arkadaşlar ne oldu? Bunlar sabit kaldı. Üstüne gelince bunlar açılıyor. Bu tamamen size kalmış artık arkadaşlar. Yani bundan sonra isterseniz ne yapabilirsiniz? Bunların üzerine geldiğinde ne yapabilirsiniz? Bir burada after hover ile bir tool tip açtırabilirsiniz. Ya aslında bu konu çok basit gerçekten. Bu da left değerini. Mesela bakın şöyle de bir şey yapın. Rotate de ettirebilirsiniz. Yani mesela neydi? Transform. Neydi arkadaşlar? İlk başladığında yani 0 derece olsun. 0 derece olsun. Yani üstüne geldiğinde neydi? Transform arkadaşlar. Neydi? Transform. Neydi? Rotate ile neydi? 360 derece bir döndürsün. Burada tamam, kapatalım. Herhangi bir sıkıntısı yok herhalde. Üstüne geldik. Bakın ne oldu? Bu şekilde oldu. Artık istersen mesela bunu border radius %100 verseydik ne olacaktı? Çember gibi olacaktı. Bakın. Artık içindeki resmi de istersen %100 yapalım arkadaşlar. Bakın. İçindeki resmin border radius'una %100 yapabiliriz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Burada evet %100 tam oldu arkadaşlar. Bu şekil. Bunlar çok basit bir şekil. Artık bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani bunun left olduğunda left'i %50 bile yapabilirsiniz. Neredeydi? Bakın left %50 falan gibi yapabilirsiniz. Neydi? Ekran 100 şöyle ki arkadaşlar. Bu da neydi? Ekranın hemen hemen tam ortasına gelecek. Bakın arkadaşlar ekranın tam ortasına geldi. Böyle ilginç bir şekil çizebiliyoruz. Bakın. Geldim. Bu şekil sabit durdu. Buraya geldi. Sabit durdu. Ekran tam şeyine geldi. Burada arkadaşlar hani yüzde ile viewport widget arasındaki farkı biliniz. Şu anda sayfamızı yenileyelim. Evet, şu anda gerçi çok fark etmiyor. Çünkü fixed olduğu için ana kapsayıcı değil olmadığı için böyle davranış gösteriyor. Yani bunu artık -10 pikselde yapı M olarak da değer verebilirsiniz. Mesela bir M verebilirsin. Neydi? O body'den ölçü olarak body'ye göre şey yaptırıyor. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle artık size kalmış. Örneğin bir tane daha siz kendiniz yapabilirsiniz. Artık bunların üstüne kesinlikle artık ne yapmak istersiniz? Bu ders böyle bitsin arkadaşlar.
Bence bu kadar yeterli. İstersen biraz da vahşi alıverelim. Hani bunlar belli olsun diye. Burada bir vahşi alıverelim. Neydi? 0'a 0. İstersen bir 10 piksellik. Pardon, burada 10 piksellik ve burada siyah verelim. Artık çok piksellerle bence çalışmamak, çok çalışmak bence doğru değil. Arkadaşlar MRAM, yüzde ve viewport, hide it, viewport, vidit de çalışmak bence daha mantıklı. Bakıyorum, bakın arkadaşlar, burada çok güzel menüler oluşabilir. Bakın. Artık bu tamamen size kalmış. İşte böyle soldan açılır menü. Artık ben bunları yuvarlak yaptım. Siz isterseniz bunları yuvarlak yaptırmazsınız. Bu kadar. Bunlar üstüne tıkladığında artık link de verebilirsiniz veya bunun içine yazı yazabilirsiniz. Bu ders burada bitsin arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın.